Herkese merhaba edebiyat mağdurları. Bugünkü sanatçımız milli edebiyattan Mehmet Emin Yurdakul olacak. Mehmet Emin Yurdakul dediğimiz zaman aklımıza soy ismi gelecek. Yurdakul kelimesi bizim için altın kelime arkadaşlar. Hemen görselimizi incelemeye geçiyoruz ve herkesin dikkatini çekmiştir ki bu resimde Bakın askerler var ve bir de Türk bayrağımız var. Tüm bu unsurlar buranın bir Türk yurdu olduğunu bizlere hatırlatacak. Ve buranın bir Türk yurdu olması bizler için önemi Mehmet Emin yurda kulu hatırlatması olacak. Hemen soldaki resimde bu arkadaşımızdan başlıyoruz. Bu arkadaşımız elinde bir saz var. Ve elindeki sazda da Türk bayrağı olmasından dolayı elinde Türk sazı var. Türk sazı olan bu dostumuz Ey Türk Uyan isimli şiir söylüyor. Türkçe şiirler söylüyor. Elinde Türk sazı var ve Ey Türk Uyan adı altında Türkçe şiirler söylüyor. Peki bu Türkçe şiirlerin ana teması nedir? Ne işleniyor? Türk askerlerine ihanet edenlere isyan ediliyor. Türk askerinin ise dua ediliyor. İsyan ve dua işleniyor bu Türkçe şiirlerde. İkinci resmimize geçiyoruz aynı tema ile birlikte. Burası bir nehir. Dicle önünde, Dicle nehrinde, Dicle önünde savaşlar hızla devam ediyor. Ve de Dicle önünde tank sesleri duyuluyor. Tank sesleri bizlere tan seslerini hatırlatacak ve tank sesleri eşliğinde Dicle önünde yaralı askerlere bu hanımlar hasta bakıcı hanımlar yardım ediyorlar. Aşağıdaki resme geçiyoruz ve bakın burada Türk askeri var arkasında da yabancı askerler, askerler var. Türk askerimiz Turan taktiğini hedefliyor. Turan'a doğru Yol alıyorlar. Bakın Turan taktiğini uygulamak için Turana doğru yol alıyorlar ve Turana doğru zafer yolunda ilerliyorlar. Turan taktiği ile birlikte zafer yolunda ilerliyorlar ve yabancı askerlerin arkasında bir kral var. Bu kralın bir ismi var. Kralın ismini de hemen aklımıza şimdi bir şifreyle kodlayacağız. Bu kral yabancı askerlere maddi destek sağlıyor. Ve biz de okullarımızda arkadaşlarımızdan para isterken nasıl bir espri yapardık? Nasıl bir tekerleme söylerdik? Hey George versene borç diye tekerleme söylerdik. İşte bu kralın ismi de Hey George versene borçtaki George olacak. Kral George ve böylelikle Kral George yenilgiye uğrar. Turan'a doğru hareketimizle Turan taktiğiyle Türk ordusu savaşı kazanır ve böylelikle ordunun destanı yazılır. Ardından ise Türk'ün hukuku resmen atılır. Evet arkadaşlar, şimdi hızlı bir şekilde genel bir tekrar yapıyoruz. Bakın burada elinde bir saz vardı dostumuzun ve Türk bayrağı vardı. Türk sazıydı bu. Türk sazı ile birlikte Ey Türk Uyan adlı şiirini söylüyordu. Türkçe şiirler söylüyordu. Peki bu Türkçe şiirlerde hangi konular işleniyordu? Yabancılara karşı isyan, bizlere karşı ise doğa, okunuyordu. İsyan ve dua. Daha sonra yandaki resme geçiyorduk. Bir nehir vardı. Dicle nehriydi. Dicle önünde savaşlar süre geliyordu. Ve tank sesleri. Tank seslerinden tank sesleri aklımıza gelecekti. Tank sesleri eşliğinde yaralı askerlere, hasta bakıcı hanımlar yardım ediyordu. Ardından aşağıdaki resme geçmiştik. Turan taktiği yapıyordu. Turana doğru yol alıyordu bizim askerlerimiz ve Turana doğru zafer yolunda ilerliyorlardı. Ardından Kral George çıkıyordu aklımıza. Hey George Versene borçtan Kral George. Daha sonrasında ordumuzun galibiyeti geliyordu ve ordunun destanı yazılıyordu ve de böylelikle Türk'ün hukuku resmi olarak güç kazanıyordu. Bugünkü videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.